halkın beyni yok. Her şeye inanıyor. Adam dese ki siz sarayda yaşıyorsunuz, öyle kabul edecekler. Çünkü insanlar beynini kaybediyor. Ama dedi saray dedi, hepimizin dedi, bütün halkımız. Doğru. Onlar çünkü beyinleri beyinsizler. Beyinlerin içinde saman dolu. Saman dolu, saman beyinler. Tayyip'i suçlamak istemiyorum. Ben de 7500 alıyorum. Ben de geçiremiyorum. Hiç ki Allah'tan başımı sokacak evim var. Yoksa ben açlıktan ölürüm. Açlıktan ölürüm. Tayyip Bey 3 sarayda yaşasın. Halk sürünsün. Umurunda değil adamın. Umurunda değil. 5000 lira. Onu beter etsin inşallah. Bir gün bizim durumumuza düşürsün. Teyzeciğim itibardan tasarruf olur mu diyorlar? Hayır. İtibardan tasarruf edemeyiz diyorlar. Sarayda yaşayabilir diyorlar. Öyle korumaları diyorlar. Olabilir diyorlar. Evet. Onlar çünkü beyinleri beyinsizler. Beyinlerin içinde saman dolu. Saman dolu, saman beyinler. 43 bin lira zam yaptı en son maaşına. Bu konuda ne düşünüyorsun? Vallahi ne düşüneceksin? Onun umurunda değil ki. Halk sürünüyormuş, açmış. Hiçbir şey düşünmüyor. Halkı ezebildiği kadar eziyor. Ama enflasyona ezdirmiyoruz. Ya öyle. Enflasyona ezdirmedik. O hala. En son 61 olarak açıklandı. Aa. Emin değilim. %90. Ağzına sok. Doğrusunu söylemiyor bak. Şu an %90. Şu an mazot kaç para? Rica ediyorum. Şu an mazot kaç para? 40 lira. 40 lira olduğunda 2 sene önce 17 liraydı. Şimdi 40 lira. Kaç artmış? Yani değil mi? Bu her şey. Kaç? %400 yani şimdi kaç? Bir aldığın ürünü 5 lira koyuyor. Nasıl %61 oluyor? Düşün yani. Onu siz sorun. Her şey. İşte biz de onu soruyoruz. Yo, biz soruyoruz. Soruyoruz. Fakat her şeye bak, bu halkın, ona oy veren halkın beyni yok. Her şeye inanıyor. Adam dese ki siz sarayda yaşıyorsunuz, öyle kabul edecekler. Çünkü insanlar beynini kaybediyor. Ama dedi saray dedi, hepimizin dedi, bütün halkımız. Doğru. Vallahi haklı. Biz de gidip orada birkaç gün yaşadık. Ben abi niye giremiyoruz biz o bak, saraya? Saraya giremezsin çünkü orada çalışanlar girer. Biz giremeyiz. Oradaki... Ama hani hepimizin de? Ya o laf üzeri işte hepimizin işte. Çünkü bizim bize paramıza saray yapın... değil. Bize saray lazım değil. Geçim lazım. Yani biz kendi sarayımızı saray yapmamızı orada biliyoruz. O bize versin. Hayır, hakkımızı versin, bir sarayımızı yaparız. Nedir abi hakkın? Ne? Hakkımız nedir? Kira 14 milyar, asgari ücret 11 milyar. Ben ne yiyeceğim, ne içeceğim? Ne vereceğim kira, ne yiyeceğim? Ben bunu anlamıyorum. Çoluk çocuk var, şey var. Ben 7,5 milyar maaş alıyorum diyor. Geçiniyorum. Nasıl geçiniyorum? Var bize öyle. Ya bir de beynine ya vitamin gitmiyor, ya iyi bir vitamin alamıyor, ya da bir Alzheimer hastası yani bunu söylüyor. Olur mu böyle aşıdan, bir şey? Eviniz kendiniz mi? Kira veriyor musunuz? Hayır, arkadaşım yanında yaşıyorum. Ya. Öyle olduğunuz halde rahat geçinemiyorum. Geçinemiyorum. Tabii geçinemiyorum. Kira. Şimdi burada insanlar geziyor ya, lüks görüyorsun ya. Bazen gurbetçiler geliyor ya, bak burada her yer kalabalık diyor, dolup taşıyor diyor. Adam onu görüyor yani, onu görüyor. Doğru söylüyorsun. Onu gördüğü için... Bilir miyiz? Artık bu saatten sonra zor. İnşallah düzelir. Düzelemeyiz. Millet değil. Zor. Geçinebiliyoruz diyorlar. Yok diyorlar, ekonomik sıkıntı. Yalan söylüyor diyorlar. Hayır, yalan. Siz emekli misiniz? Evet, eşimden. Eşiniz. O zaman siz 7500'ün de altında alıyorsunuz değil mi? Yok, az alıyorum. Altında alıyorsunuz. Evet. Peki geçinebiliyor musunuz? Yani temel ihtiyaçlarınıza rahat ulaşım sağlayabiliyor musunuz? Yok canım, yok yok. Sürünüyoruz valla. Sürünüyoruz. Ev kira mı? Evet. Kiralar hakkında ne düşünüyorsunuz? Onlar da pahalı yani. Bu Suriyeliler yaptı zaten. Suriyeliler yüzünden mi oldu? Evet. Peki düzelmesi için ne olması gerekiyor sizce bu ekonomi? Şöyle dönebilir miyiz? Ay, sizi bir görsem. Ablacığım sen sıkıntıya sokacak hiçbir şey yayınlamadan merak yok etme. Yani. Bence yani gitsinler. Yani belki insanlar da rahatlar. Kim gitsin? Suriyeliler gitsin yani. Bu kiralar da düşer yani. Yani sadece Suriyeliler yüzünden mi bu ekonominin böyle olduğunu düşünüyorsun? Yani normalinde de yani öyle. Mesela emekli şey bayram parası veriyor, kesiyor yani. Emekli sonuçta dullara daha vermesi lazım. Ama o şeylere veriyor. Siz alamadınız mı? Yok. Peki size göre bu Türkiye'nin en büyük sorunu ne ablacığım? Yani maddi yani.
madde. Biz geçen gün bir tane emekli amcayla konuştuk, dedi ki hayır ben etimi de yiyorum, geçinebiliyorum da, geçinemiyorum diyenler de dedi yalan söylüyorlar dedi. Hiç de bile değil yani. Yalan değil yani. Geçinemeyen kısımda. Evet. Tamam, çok teşekkür ederim. Ekonomiyi benden daha iyi biliyorsunuz. Ben sizi soruyorum şimdi. Biz vallahi iyi iyi gitmiyor şu an. Biliyorsunuz Türkiye'nin durumu malum. Yani askeri ücretle geçinen 7500 lira. Var mı öyle bir baba git? Yani diyorlar ki Türkiye'de ekonomik sıkıntı yok. İnsanlar şükretmediği için geçinemiyor diyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi şükrede halk almadı. Yani kimdir öyle şükret diyenler var ya. Bilmiyorum artık. Biz her zaman şükrediyoruz ama cebimizde para bulmuyoruz. Peki sizi en çok zorlayan mesela ödemeniz hangisi? Neye daha çok daha fazla para harcıyorsunuz? Ya şimdi bir çoluk çocuğunla dışarıya çıktığın zaman yani bir yerde bir yemek yemiyorsunuz. Gerçekten hani bir askerliği ücretle çalışan bir insan, iki tane çocuğu varsa ana babayla bir dışarıya çık. İnan var ya 2000 liradan aşağı değildir. E haydi bu baba askeri ücretle çalışsa, haydi farz et anne de çalışsa, ev kiraysa nasıl geçinirsiniz? Mümkün mü? Abicim diyorlar ki bütün kafeler, alışveriş merkezleri her yer dolu. İnsanlar geziyor, yiyor. Yiyemiyoruz, çıkamıyoruz diyenler de yalan söylüyor. Böyle bir problem yok. Herkesin evinin önünde en az iki tane arabası var diyorlar. Ya aslına ona bakarsa ben de geldim şu an. Eminönü'ndeyiz. Şirkeci'den böyle yürüyerek geldim. Gerçekten de var, her yer dolu. Artık turist mi, yerli mi onu bilmiyorum. Metrobüse bindim, tramvaya bindim. Ana baba günü. Ama %99'u da turist diyebilirim. Adam 1000 dolarla buraya geliyor. Krallar gibi yaşıyor. Yani bu onun 1000 doları ne yapar bizim 30 bin lira. Değil mi? Kral gibi yaşayabilir burada. Ama o adam onun 1000 dolar onun askeri ücreti değildir o. Hani... Düzelir miyiz abi? Değişirsek. İnşallah. Teşekkür ederim. Ekonomiden memnun muyuz ablacığım? Geçinebiliyoruz. Vallahi geçinemiyoruz. Emekli miyiz? Hem emekliyim hem çalışıyorum ama yine de geçinemiyorum. Çünkü aldığımız maaş para full. Eskiden markete gidiyorduk 100 lirayla dünya kadar aşağı alıyorduk. Şimdi 100 lirayı da 10 liranın yerine geçti. Hiçbir şey alamıyoruz. Onun için şimdi para da bitti, pul da bitti. Zaten ekonominin değeri de bitti. Türk parası yerlerde sürünüyor. Geçinen varsa, ben geçiniyorum diyorsa yalan söylüyor. Diyordur. Ya da parayı bizim gibi çalışıp emekçinin geçindiğini düşünmüyorum kesinlikle ama başka türlü kazanıp da yiyorsa onlar geçiniyordur. Şimdi burada soru sorduğumuzda birçok emekli de hayır biz geçinebiliyoruz, geçinemiyoruz den yalan söylüyor. Ben normal bir 7500 emekli maaş alan bir insan değilim. Ya. Yüksek emekli maaş alıyorum ki ben onunla bile geçinemiyorum. Ev kendimin olduğu halde. Çünkü o insanlara o 7500 dediğim parayı şimdi benim o liseye giden bir oğlum var. Aylık sadece ona vermem gereken harçlık 4000 lira. Onun için çocuğun eline verdikten sonra 3500 lira nasıl geçiniyormuş? Ya o Türkiye'de yaşamıyor ya da onun yaşadığı ülkede biz yaşamıyoruz. Söylüyor çünkü. Kesinlikle.